Merhaba hanımlar, bayanların dikkatine YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapımını anlatacağım inşallah. Örgüme başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, bugün bu güzel modelimi inşallah sizlerle paylaşacağım. Örneğin bakın, evet şu şekilde. Bu modelden çok güzel yelekler yapılabilir, çok güzel şallar yapılabilir. Özellikle etel şallara çok yakışan bir örneğim. Modelim hemen şöyle, ben iki tane yaparak göstermek istiyorum. Bir tane yarım başlangıç, bir tane de tam model için şöyle. Bakın. İki model için yapımını göstermek istiyorum. Ben bunun için şöyle ilmeklerimi atarak başladım. Ben buraya iki model için toplamda 31 tane ilmek attım. Kenar ilmekler için iki tane ayırıyorum şöyle. 27 ilmek de iki tane model için ayarladım ve bir sıra ters örgü yaparak modelin kurulumuna hemen başlamak istiyorum. Örgümü hemen şöyle kenara alayım. Örgümün düz tarafından model kurulumuna hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenarı için iki tane ilmek ayırmıştım. Burası kenar ilmekleri. İki tane ilmeğimi de ters örüyorum. Şöyle bir, iki. Bir tane başına doluyorum ajur için. İpim arka tarafa alarak, bakın iki tane ilmeğim var. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak, yani düz şekilde iki ilmeğimi eksiltiyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Bakın şu şekilde. İki tane kenar ilmeği, iki ters, bir dola, iki ilmeği düz şekilde kestim. İki tane ilmeğimi ters örgü yaptım. Tekrar burada ipimi arka tarafa alarak sıradaki ilmeği çıkartıp yönünü çevirerek geri takıyorum ve ikisini birlikte düz şekilde kesiyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 2 tane ilmeği kestikten sonra 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar burada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum ve 2 tane ilmeğimi ikinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak, yani düz şekilde ikisini birlikte eksiltiyorum. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ajur için doluyorum ve tekrar şöyle 2 tane ilmeği ikinci ilmekten geçiş yaparak eksiltiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu 2 ilmek kenarı için. Örgümün hemen ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada tersi ters, düzü düz yapıyorum. Yani bir tane ters, şöyle düz örgüyle 1, 2, düz yapıyorum. 1, 2 tane ters yapıyorum. 2 tane düz yapıyorum. Ajur için doladıklarımı da bakın. Şöyle doladıklarımı da hep ters örgü yapıyorum burada. 2 tane düz, 2 tane ters. Yönleri belli oluyor. Tersi ters, düzü düz yapıyoruz burada. Şöyle. İlmeğim düz.
Tekrar iki tane daha düz. Bir ters, bir kenar ilmeğini düz örüyorum. Evet, tekrar örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası 2 ilmek, yine kenar ilmeği. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bakın, biraz önce dolamıştım, sonra kesmiştim. Şimdi önce keseceğim. Yine birinci ilmeği bırakıp ikinci ilmekten geçiş yaparak düz şekilde 2 ilmeği kesiyorum ve doluyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar ipim arka tarafa alarak örgümün sıradaki ilmeği bakın değiştirerek eksilttiğim ilmek. Yine baştakini çıkartıp yünü değiştirerek takıyorum. Bir tane de yanına alarak ikisini birlikte eksiltiyorum. Yünü değiştirmemin sebebi düz şekilde çıkması için. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Eksilttikten sonra 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane tersimi yaptıktan sonra tekrar bakın ajur için 2 tane ilmeğim var. Öncelikle bakın boşluk burada olduğu için şimdi burada önceki ilmeğimi kesiyorum. Baştaki ilmeği bırakıp ikinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak ikisini birlikte eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. Burası ajur olacak. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Burası ikinci model için. Bakın şuradaki düz örerek başladığımız yer yarım olan modelim. Buradaki de tam olacak olan modelim. Bakın tekrar bir düz, bir dola, bir düz şeklinde yaptıktan sonra 2 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar burada ajur için öncelikle 2 ilmeği eksiltiyorum düz şekilde. Sonra ilmek doluyorum. 2 tane ilmeği ters örerek 2 tane ilmeğimi, kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün hemen ters tarafındayım. Tekrar burada tersi ters, düzü düz yapıyorum. Yönü hep belirli zaten. Ajur için doladıklarımı da ters örgü yapıyorum. Şöyle 2 tane düz. Ajur için doladığımı da ters yapıyorum. Arka tarafında örgünün çok bir şey yok. Tersi ters, düzü düz yapıyoruz. Ajur için doladıklarımızı da ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle. Burası örgümün ters tarafı. Hemen şöyle dönüyorum. Örgümün tekrar düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar ajur için bakın. Şöyle boşluklar olanları hep çapraz denk gelecek. Önce sağ tarafta, sonra sol tarafta, şimdi tekrar sağ tarafta. Bunun için önce doluyorum. Sonra 2 ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak düz şekilde eksiltiyorum. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. İlmeği çıkartıp yönünü değiştirerek bir tane de yanına alıp 2 ilmeği eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Önce başına doluyorum ajur için bir tane. Sonra 2 ilmeği eksiltiyorum. Düz şekilde. Tekrar 2 tane ters örgü. Bir tane düz örgü. Bir tane doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ajur için doluyorum. 2 ilmeği düz olarak
eksiltiyorum. Tekrar şöyle iki tane ilmeği ters örüyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu iki ilmek kenar ilmekleri. Bakın burası örgümün düz tarafı. Hemen şöyle dönüyorum ve örgümün ters tarafındayım. Burada yine hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Bu sırayı yapıp döneyim. Örgümün düz tarafındayım. Tekrar burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar bakın ajur için öncelikle ilmeklerimi kesiyorum. Yani iki ilmeği ikinci ilmekten geçiş yaparak düz şekilde kesiyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar iki tane ilmeği ters örüyorum. İpimi örgümün ters tarafına alarak sıradaki ilmeği çıkartıp yönünü değiştirerek takıyorum. Bir tane de yanına alıp ikisini birlikte eksiltiyorum. 1, 2, 3 tane ilmeği düz örüyorum. Eksilttikten sonraki ilmeklerim. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bakın tekrar ajur için önce ilmek kesiyorum. 2 ilmeği düz şekilde eksilterek bir tane doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 3 tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için tekrar ikinci ilmekten geçiş yaparak düz şekilde 2 ilmeği eksiltip bir tane doluyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmekleri. Ve bakın burası örgümün düz tarafı. Tekrar hemen ters tarafına geliyorum. Burada yine hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz örüyorum. Bu sıramı da yapıp döneyim. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini hemen şöyle örmeden alıyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Başına bir tane doluyorum ajur için. İki tane ilmeği düz şekilde eksiltiyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. İpim örgümün ters tarafını alarak sıradaki ilmeğin bakın yine eksilttiğim ilmekler. Çıkartıp yönünü değiştirerek bir tane de yanına alıp ikisini birlikte eksiltiyorum. İki tane ilmeği düz örüyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için başına bir tane doluyorum. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak iki ilmeğimi eksiltiyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane başına dolayıp tekrar burada dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört ilmeğimi de düz ördükten sonra iki ilmeği ters örüyorum. Ajur için başına bir tane doluyorum. İki tane ilmeğim var sırada. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak düz şekilde iki ilmeğimi eksiltiyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Kenarı için iki ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Ve bakın burası örgümün şöyle düz tarafı. Hemen dönerek ters tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıp burada yine tersi ters, düzü düz örüyorum. Arka tarafta yine hiçbir işlem yok. Bu modeli Alize Angora Gold iplerle örüldüğü zaman çok güzel şallar yapılıyor hanımlar. Alize ipler genelde 2,5 numara şişlerle örüldüğünde gayet muntazam, düzgün örgüler çıkıyor. Ama şal için 3-3,5 numara şiş kullanıldığı zaman çok güzel şallar çıkabiliyor. Yelek içinde yaptığınızda 2,5 numara ideal gelecektir. Ama dediğim gibi bu modelden çok güzel şal yapılabiliyor. Şöyle tersi ters, düzü düz yaparak bu sıramı da tamamladım.
Yani ters tarafı bitirerek örgümün düz tarafına geldim hemen. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın şimdi yine ajur için önce ilmek keseceğim. Bakın boşluk başta olduğu için önce ilmek kesip sonra artıracağım. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak iki ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum ajur için. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi bakın yine çıkartarak yönünü değiştirip takıp bir tane de yanına alıp ikisini birlikte eksiltiyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar ajur için iki ilmeğimi düz şekilde eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. İki ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ajur için 2 ilmeğimi düz şekilde eksilterek bir tane başına doluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmekleri olan 2 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve bakın modelim bu şekilde. Örgümün hemen ters tarafındayım. Şöyle. Bu sıramda yine hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Bu sıramı da yapıp döneyim. Örgümün tekrar düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. İki ilmeğimi ikinci ilmekten geçiş yaparak kesiyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Bakın tekrar sıradaki ilmeğim iki tane düz ilmek ve eksilttiğim ilmek. Baştaki ilmeği çıkartıp yönünü değiştirerek takıyorum. İki düz olan ilmeğimi şöyle eksiltiyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum ve tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için başına bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi şöyle eksiltiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar olan ilmeğimin 2 tanesini şöyle düz örüyorum. Ve bakın burası örgümün düz tarafı. Tekrar ters tarafındayım. Yine burada hiçbir şey yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Ajur için olanları da ters örerek bu sıramı tamamlayıp döneyim. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için iki tane ilmeğimi eksiltiyorum önce. Sonra başına bir tane doluyorum. İki tane ilmeğimi eksiltiyorum. Bakın burada bir tane düz olan ilmeğim var. Artık bu ilmek tekrar şöyle yatacak sol tarafa. İkinci model için yani tam olan başlayan model için burada ilmek çoğaltıyorum. İki ters ördükten sonra başına bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğimi ters ördükten sonra ajur için iki tane ilmeğimi eksiltiyorum. Başına bir tane doluyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar burada da bakın açmış olduğumuz modelimiz var. Yani 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim düz. Bunu artık kapatıyorum. Yani düz örerek 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın sıradaki 2 tane ilmeğim düz. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak ikisini birlikte eksiltiyorum. Ve bakın önce başta yapmıştık. Bir tane ilmek düz yatay bir şekilde. Şimdi burada 2 ilmeği eksilterek yatay bir şekilde dilimimizi tamamlayacağız. Şimdi 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için öncelikle 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimin 2 tanesini düz örüyorum. Ve bakın bu şekilde yarım olan modelim tamamlandı. Şu anda tam model için ilmek başlattım. Tam olan modelimin de bakın bir ilmekten başlamıştı. 8 ilmeğe kadar düz olarak çoğaldı. Şimdi tekrar eksiltiyorum ve modelim tamamlanıyor. Bunun için örgümün şöyle ters tarafındayım. Yine burada hiçbir işlem yok. Terse ters, düzü düz yapıyorum. Bu sıramı da yapıp döneyim. Örgümün düz tarafındayım. Hemen kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası bakın tam modelin başlangıç yeri. Bir düz, bir dola, bir düz. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Düz olarak 1, 2, 3, 4, şöyle 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın 2 tane ilmeğim yine düz. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak 2 ilmeği eksiltiyorum. Ve bakın düz olarak yatay bir şekilde ilerliyor ilmeğimiz. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. 2 ilmeği eksiltiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeklerim. Ve modelim bakın bu şekilde oluşuyor. Örgümün hemen ters tarafındayım. Yine burada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Bu sıramı da yapıp döneyim. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için 2 ilmeğimi öncelikle eksiltiyorum. Bir tane doluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve tekrar burada 2 tane ilmeği de düz örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğimin 1, 2 ilmeği düz ördüm. Bir tane doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için öncelikle 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Düz olarak bir tane başına doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve bakın sıradaki ilmeklerim yine ikisi de düz. İkinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak ikisini birlikte eksiltiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için ikinci ilmeğin içerisinden geçiş yaparak düz bir şekilde eksiltip bir tane başına doluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimin ikisini de düz örerek örgümün düz tarafını tamamlıyorum. Ve tekrar ters tarafındayım. Yine burada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz örüp döneyim. Örgümün hemen bakın düz tarafındayım. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane başına doluyorum. 2 tane ilmeğimi eksiltiyorum. Şöyle ipimin katı açıldı.
İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bakın, düz örgüyle 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane başına doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için başına bir tane doluyorum şişimin. Tekrar iki tane ilmeğimi düz şekilde kesiyorum ve ajurumu yaptım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3 tane ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 2 tane ilmeğimi yine bakın düz, ikinci ilmekten geçiş yaparak ikisini birlikte eksiltiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane başına doluyorum. 2 ilmeğimi şöyle düz şekilde kesiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmekleri onlar. Bakın modelim bu şekilde oluşuyor. Örgümün ters tarafındayım. Tekrar yine burada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Bu sıramı tamamlayıp döneyim. Örgümün tekrar düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum bir tanesini. Bir tanesini de düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane ilmeğimi eksiltiyorum ajur için düz olarak. Bir tane şişime doluyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane başına doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ajur için 2 tane ilmeğimi şöyle eksiltiyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Düz örgüyle 1, 2 tane ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmekten geçiş yaparak ikisini birlikte eksiltiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için 2 ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. 2 ilmeği ters örerek kenar ilmeğimin ikisini de düz örüyorum ve burasını da tamamlıyorum. Tekrar örgümün ters tarafındayım. Yine burada hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz örüp bu sıramı tamamlayıp döneyim. Örgümün tekrar düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 2 tane ilmeğimi şöyle ters örüyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane başına doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için başına bir tane doluyorum ve 2 ilmeğimi şöyle düz olarak eksiltiyorum. Ajurumu yaptıktan sonra 2 ilmeği ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 2 tane ilmeğim var yine sırada. İkinci ilmekten geçiş yaparak İkisini birlikte kesiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. 2 ilmeği şöyle eksiltiyorum. İkinci ilmekten geçiş yaparak 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve bakın modelim bu şekilde şöyle devam etmekte. Arka taraftayım tekrar ters tarafında. Burada yine pek bir şey yok. Tersi ters, düzü düz yapıyorum. Bu sıramı da yapıp döneyim. Örgümün tekrardan düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için öncelikle 2 ilmeği eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum.
Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane başına doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için ilk ilmeğimi eksiltiyorum düz olarak. Bir tane başına doluyorum. 2 ilmeği ters örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğimin ikisi de düz. Bunu ikinci ilmekten geçiş yaparak düz şekilde yine eksiltiyorum. Bakın şöyle dilimim tamamlanmış oldu. Bir ilmeğe düşmüş oldu. Tekrar iki ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için iki ilmeğimi eksiltiyorum. Bir tane başına doluyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimin ikisini de düz örüyorum. Ve bakın şöyle hemen modelimin yapımı bu şekilde. Bakın öncelikle yarım dilimden başlayarak sırayı tamamladım. İkinci dilim için de başlangıcını yapıp şu an açmış olduk. Bir tane dilimin de bakın tamamı yapıldı. Öncelikle bir ilmekten başlandı, açıldı ve tekrar kapatarak bir ilmeğe düşürmüş olduk. Şimdi burada örgümün ters tarafında ters örgü yaparak, yani tersi ters, düzü düz yaparak örgümün düz tarafına geleyim ve bir sıra modelin kurulumunu, yani tekrar şöyle bakın bir dilimi tamamladık. İkinci modelin de kurulumundan bir sıra yaparak göstereyim. Devamı yine aynı işlemlerle gidecek tekrardan. Dediğim gibi örgümün ters tarafındaki sıralarımı tamamlayıp örgümün düz tarafına geleyim. Örgümün tekrardan düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. İki ilmeğimi eksiltiyorum düz olarak. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve bakın tekrar burada düz olan ilmeğim var. İpimi şöyle arka tarafa alarak ilmeği çıkartıp yönünü değiştirerek takıyorum. Ve bir tane de yanına alarak ikisini birlikte eksiltiyorum. Tekrar düz örgüyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 ilmeği eksilttikten sonra 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeği ters örüyorum. Ajur için bir tane başına doluyorum. Ve 2 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. 2 tane ilmeği ters örüyorum. Bakın tekrar bir ilmeği düz örüyorum. Bir tane doluyorum. İki tane ilmeği ters örüyorum. Ajur için bir tane doluyorum. İki ilmeği eksiltiyorum. Tekrar iki tane ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğimin iki tanesini düz örüyorum. Şişimi şöyle bırakayım. Ve bakın modelim bu şekilde oluyor. Ben şu an yaptığım sıra ilk başlangıçtaki modeli kurduğumuz sıra aslında oldu. Bakın ilk başta ne yapmıştık? 2 tane ters, ajur için doladım, 2 ilmeği eksilttim, 2 tane ters. Burası ajur olan bölümü. Model içinde ilmeğimin yönünü değiştirerek ters çevirip 2 ilmeği eksilttim, 6 tane ilmeği düz ördüm ve tekrar ajur için yine bir iki ilmeği kesip bir tane yanına artırarak kenarlarında da iki tane ters örgü yaptım. Ve tekrar bakın bir düz bir dola tekrar ajur için devam ettim. Yani başlangıçtaki sırayı da yapmış olduk. Devam ettikçe bakın modelim ilerliyor. Ve bakın şöyle oluyor. Biz şu anda bakın yarım olanı yaptık. Tam olanı yaptık. Ve şu an bakın ilmeği eksiltiyorum ve tekrar bir ilmekten de ilmek çıkartarak tekrar çoğaltıyorum. Sadece burada bakın dikkat etmemiz gereken düz olan bir ilmek, yatay olan ilmek bakın tekrar aynı işlemlerle şöyle devam ediyor. Bakın şöyle. Bakın burada da yine yatay olan ilmek yönünü değiştirerek kestiğimiz ilmek yatay olarak bakın ikinci ilmekten de yani modelden de devam ediyor. Hemen yanından da artırmalarımız yapılıyor.
Bakın şu şekilde hemen yanından artırmalarımız yapılıyor. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.